Merhabalar. Bu haftaki edebiyat sohbeti konu başlığımız Türkçe'de küçürek öykü, minimal öykü, mikro öykü diye adlandırılan öykülerden bahsedeceğim sizlere. Biliyorsunuz sizlere öykü hikaye arasındaki farkı anlatmıştım. Durum öyküsü, olay öyküsünden bahsetmiştim. Geçen hafta novelladan, novelette'den bahsettik. Uzun öyküden bahsettik. Bugün ise dahası kısasından, yani kısa öykünün de kısasından. İngilizce'de işte short story diye geçen, sudden fiction diye geçen, işte micro fiction diye geçen, flash fiction diye geçen öykülerden bahsedeceğim. Bu öykülerin ne yazık ki bir novella novelette de olduğu gibi, çünkü orada Hugo ödülleri vardı hatırlarsanız, anlatmıştım sizlere. Yani çeşitli ödüller ve şartnameler olduğu için en azından novellanın ve novelettenin kelime sınırı ve sınırları az çok belli. Yine tabii ki romanla karışabiliyor veya diğer öykülerle karışabiliyor belki, ama orada sınırlar biraz daha belirgin. Küçürek öykü diye Türkçe'de tanımladığımız, ki son 10 yıldır bu tabir var. Küçürek öykülerde ise veya işte minimal öykü, hangisini kullanmak isterseniz, veya mikro öykülerde ise bir sınırlama tam olarak yok. Ve bu sınırlamayı hiç kimse tam olarak belirleyemiyor. Yani işte İngilizce metinlerden baktığımızda 1000 kelimenin altı gibi söyleniyor. Ama şimdi bir cümlelik öykü de var, biliyorsunuz. Yani bir cümleden oluşmuş öykü de var. Hemingway'e atfedilen bir öykü var bildiğiniz gibi. İşte bir paragraf öykü de var. Bir sayfalık öykü de var. İşte iki sayfalık öyküler de var. Bunların hangilerini küçük öykü diye tanımlayacağız veya mikro öykü diye tanımlayacağız? Bu birazcık muğlak bir kısım. Ama genelde hani işte 1000 kelimeden altın işte kısa öyküden ayırt edip işte kısa kısa öykü diye, short short story diye bir tanımlama söz konusu. İşin tanımlama kısmında da işte sudden fiction olunca 1000 kelime maksimum, flash fiction olunca 1000 kelime, sudden fiction olunca maksimum 750 kelime, micro fiction olunca da 100 kelime gibi bir tanımlamalar söz konusu, ama bunların dediğim gibi hiçbiri tam bir, yani edebi teori açıdan tam bir keskin bir sınırlaması kesinlikle yok. Ki ben de öykü yazan birisi olarak, yani rahatlıkla 300-400 kelimede de küçük öykü yazılabileceğini, 50 kelimede de yazılabileceğine inanıyorum. Yani bunun sınırlamasına koymak o kadar kolay değil. Ama benim kendi görüşüm, 500 kelimeden altını küçük öykü diye tanımlamak daha doğru olur. Fakat benim işte şurada göstereyim. İşte Türk Edebiyatı'nda yeni bir tür küçük öykü diye çok güzel bir kitap var. Akça Yayınları'ndan çıkmış. İki tane değerli hocanın kitabı. Burada ise 100 kelimeye kadar küçük öykü olarak kabul ediyor. Çünkü o küçüreğin bir özü verme, bir anda sonuca gitme halini, o kısa halini 100 kelimeden öngörüyor bu değerli hocalar. Ama benim düşüncem, hani öykü yazan biri olarak, yani 500 kelimeye kadar küçük olarak değerlendirebiliriz. 500'den sonra, ki benim işte 600-700 kelimelik öykülerim de var, onlar artık böyle küçürek olmadığını kendim yazarken algılayabiliyorum. Çünkü daha bir detaylandırmaya giriyorsunuz. Küçürek öyküde ise dediğim gibi bir öz verme var. Bir aniden sonuca gitmeye var. Kısa, o hızlı zamanımızın hızına ayak uydurmuş öyküler, küçürek öyküler. O yüzden ve okumak açısından da kolay değil aslında, yani kısa metinler, ama bazılarını birkaç defa okumak zorunda hissediyorsunuz kendiniz. Çünkü cevaplarını bulmak, öyküde anlatılanı bulmak o kadar da kolay olmuyor. O nedenle benim gözümde 500 kelime, 250 kelime diye sınır koyan da var. İşte Ramazan Hoca'nın kitabında olduğu gibi 100 kelime sınır koyan da var. Herkesin birazcık bu noktada sınırlaması farklı. Biliyorsunuz Can Yayınları'nın Trendeki Yabancı diye bir mobil uygulama öykü dergisi, mobil uygulama olarak var. Orada mesela sınır 500 kelime. Siz bir öykü göndereceksiniz, 500 kelimelik bir öykü gönderiyorsunuz maksimum. O da işte tabii ki uygulamadaki boyuta göre öyle bir ayarlanma yapılmış. Mesela bir örnek onu verebilirim. Geçtiğimiz yıllarda, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, Kadıköy Anadolu Lisesi bir küçük öykü yarışması düzenledi. Orada sınır 150 kelimeydi mesela. Luna Yayınları bir yarışma açtı ve antoloji yayınladı. Oradaki isim de Öykü ve Küçük Öykü'ydü. Yani antoloji de öyle çıktı. Yarışma da o şekildeydi. Yani Küçük Öykü'yü de kabul ettiklerine dair bir şartname vardı. Yani maksimum 8000 kelime falan, bayağı uzun
Yani hikayeye kadar neredeyse novelette'ye kadar bir öykü kabulü vardı o antolojide. Ama yani küçük öyküye de yer verebileceklerini şartnamede belli ediyordu. Yarışmanın öykü şey ismiyle Nunay'ın yayınları. Onu söyleyebiliriz. Şimdi bu dediğim gibi biraz kafa karıştırıcı bir şey. Ben küçük öyküyü yani Ramazan hocaların yaptığı gibi değil de böyle ikiye ayırmak istiyorum. Dünyada da aslında öyle. Yani bu işte sudden fiction, flash fictionlar birazcık daha uzun öyküler. Mikro fiction ise işte bu bizim anladığımız o işte altı Hemingway'e atfedilen 6 kelimelik hikaye gibi maksimum 100 kelimeden oluşan işte çok hızlı bir şekilde bize sonucu veren birkaç cümleden oluşan hani birkaç kısa diyalogdan oluşan metinler mikro fiction yani mikro öykü Türkçe'de de mikro öykü diye söyleyebileceğimiz ama ben hani o küçük minimal öykünün biraz daha uzun olabileceğini dediğim gibi düşünüyorum. İşte benim kendi doğum günümde kendime yazdığım ki kitap dosyamında son öyküsü Çocuk İnsanın Yolculuğu burada sesli olarak okumuştum o öykü. 340 kelime. Şimdi 340 kelime pardon 320 kelime. 320 kelimelik bir öyküyü küçük öykü olarak saymayacak mıyız yani? Küçük öykünün bütün istenileni o öykü mesela sağlıyor. Bir şiirsellik var. Küçük öykülerde böyle bir anlatım da var. Bir şiirsellik var. Ama bir anlatmak istediği bir kurgusal bir metin de var orada. Ve 320 kelimede ben onu sağlamıştım o öyküde. O nedenle biraz burada biraz kelime kısmı sayısına çok takılmamak lazım. Ve ben dediğim gibi küçük öyküleri de kendi aralarında böyle bir ikiye ayırıyorum. Yani bir mikro öyküler var. Hakikaten küçük. 50-60 kelimeli. Ben de geçen yazdım bir 80 kelimelik bir öykü yazdım. İşte o tam böyle mikro öykü yani. Hakikaten böyle çok kısa bir şekilde derdini anlatıyorsun yani. Kısa bir şekilde vurucu bir son cümleyle orada bütün istediğini anlatıyorsun. Bir de biraz daha uzun ama kısa öyküye de benzemeyecek. Yani bir 1500 kelimelik bir öyküye de benzemeyen. Onlardan biraz daha uzun. İşte 250 kelimelik, 300 kelimelik, maksimum işte 500 kelimelik öyküler var. Onlarda da daha net bir öykülemeyi görüyoruz ama o da dediğim gibi kısa öykülerden ayrılıyor. Şimdi bunlarda mesela örnek olarak kimleri veririz? Dünya edebiyatında mesela Franz Kafka'nın böyle öyküleri var. Borges'in var. İsfan Örken'i Macar yazar İsfan Örken'in Bir Dakikalık Öyküler diye bir kitabı da var zaten. Yani onun böyle işte kısa short story'den oluşan Bir Dakikalık Öyküler diye İsfan Örken'in kitabı var. Sel Yayıncılık'tan çıktı. Onun da yazım yılı 1968. Yani bu iş aslında çok yeni değil. Yani daha önce dedim Kafka hatta Oscar Wilde'a kadar gidiyor yani. Oscar Wilde'ın bildiğim birkaç tane böyle öyküsü var. O yüzden hani çok aslında yeni bir konu değil. Bizde daha çok yeni adlandırılan ve günümüz şartlarında da hızlı okunabildiği için yavaş yavaş insanların yazmaya başladı yani yeni kuşağın yazmaya başladığı, hoşuna gitmeye başlayan öyküler bunlar ki bilim kurgu edebiyatında özellikle çok daha fantastik bilim kurgu edebiyatında çok daha da rahat yapılan öykü türleri küçürek minimal öyküler diyelim ki mikro öyküler de keza aynı şekilde bunlar bu tarz öyküler ama Türk edebiyatında da dediğim gibi çokça verilmiş ki buradan örnekler de size vereceğim. Dünya edebiyatından da verilmiş. Ama sizlere öncelikle bu örnekleri vermeden önce işte Ramazan Korkmaz Mutlu Deveci Hocaların Türk edebiyatında yeni bir Türk küçürek öykü kitabında Bruce Holland Rogers'ın çok güzel bir tanımlaması var. Yani romanla öyküyü, öyküyle de küçürek öyküyü çok güzel anlatıyor, tanımlıyor. Okur edebiyat evini keşfetmek üzere odalarda bir gezinti yapmaya ve mahrem alanları araştırmaya davet edilebilir. Bu romandır. Okur evin odalarından birinin penceresinden içeriye bakmaya davet edilebilir. Bu kısa öyküdür. Veya okurdan evdeki kapının anahtar deliğinden odanın sadece bir bölümünü görecek şekilde diz çökerek içeriye bakması istenebilir. Bu da küçürek öyküdür. Gerçekten bu tanım harika bir tanım. Yani bir evi düşünün. Hakikaten o evi detaylıca gezebiliyorsak romandır. Biraz daha belirli bir bölümü görebiliyorsak orada bir kısa öykü vardır ama hakikaten bir anahtar deliğinden bize baktırıyorsa da işte o da küçürek öykünün olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Buradaki tanım bence çok güzel bir tanım. Onu söyleyebilirim. Bu kitap da hani tekrar kitap kapağını da göstereyim şurada.
Bu Akçay yayınlarından çıkmış kitap da gerçekten küçük öykü için çok güzel bir kaynak kitap. Ben tam görüşlere katılmasam da Ramazan Hoca'nın ve Mutlu Hoca'nın tam görüşlerine katılmasam da bu anlamda gerçekten çok güzel bir kaynak çalışma. İçinde hem bazı öykülerin çözümlemesi var hem de son kısmında birçok öykü, bayağı bir öykünün hem Türk Edebiyatı'ndan hem Dünya Edebiyatı'ndan seçkisi var. Yani bir anlamda antoloji gibi de, sanki Çürek Öykü Antolojisi gibi de bir özelliği de var bu kitabın. O yüzden de sizlere önerebilirim. Şimdi bir Küçürek Öykülerin diğer türlerle biraz bağına da girelim. Yani nasıl, yani öykü ama tam bir öykü müdür bunlar? Mesela şiirle çok yakındır. Yani özellikle düz yazı şiirle, mensur şiirle, Türk Edebiyatı'nda mensur şiir olarak da geçer. Ondan çok yakındır ama düz yazı şiirden bir farkı var. Şimdi düz yazı şiirdeki anlatım şiirseldir, yani imge üstünden bir anlatım vardır. Burada ise anlam daha, kavram, anlatmak istedikleri kavram daha önemlidir. Yani isterse 3 cümleden oluşsun, mutlaka anlatılmak istenen bir kurmaca, bir kısım mutlaka vardır. Yani bir oradaki neden sonuç ilişkisini ne kadar anlatım dili şiirsel olsa da, düz yazı şiire yakın olsa bile Küçürek Öykü'de görürüz. İkinci tarzı diyalog öyküler görürüz. Yani boydan boya bir diyalogtan oluşmuş metinler görürüz Küçürek Öykülerde. İşte bu Sevin Burak'ta vardır, Feride Edigü'de vardır. Yani boydan boya sadece soru cevaplı bir kalıp vardır, metin vardır, kısa bir metin vardır. Ve buradan da onu görebiliriz. Bazen Kafka'nın öyküsünde olduğu gibi, bir Kafka'nın bir öyküsü var bu anlamda. Bir fable'a yaklaşan, bir alegorik öyküye, yani alegorik metne yaklaşan bir metin vardır ama tabii fable'da bir ders verme var. Burada bir ders verme olmadığından, burada bir yine bir kurmacanın kuralları işlediğinden dolayı tabii fable'la da ayrılır. Yani düz yazı şiirle de ayrılır. Aslında bu Küçürek Öyküler tam manası öykülerdir. Ama tak diye bütün her şeyi anlamayabiliriz bazı öykülerde. Bazı öykülerde de gerçekten çok nettir anlatılmak istenen. Ondandır ki Küçürek Öyküler de birazcık türsel açıdan bazen bu acaba öykü mü değil mi nedir'i bize sorgulatan metinlerdir. Bir de dediğim gibi işte bu 150, 200, 250, 300 öyküler olabilir. Bunlarda da artık hakikaten öykü formunun tam olarak verildiği, bize ne anlatılmak istediği, alt metinlerden de olsa verilen ve bizim de anlayabildiğimiz metinler vardır. Ki orada da şimdi Ali Teoman'ın bir tane öyküsünü okuyacağım. Hani kısa bir metin, bir paragraflık bir metin yaklaşık ama orada da yani o işte anlatım yoğunluğunu o bir paragraf metinde rahatla görebiliyorsunuz. Kurmacanın bütün unsurlarını Ali Teoman metnin içine yerleştirmiş. Onun da Öykü Uçları diye çok değerli bir kitabı var. Tamamen Küçürek Öykülerden oluşan. Zaten videonun sonunda da sizlere hangi metinler var, Türk Edebiyatı'nda kim var bu anlamda, onları söyleyebilirim. Yani onları da söyleyeceğim. Örneklerden de bahsedeceğim. Dediğim gibi böyle üçe ayrılabiliriz yani Küçürek Öyküleri. Bir böyle bir tek cümlelik işte mikro öyküler, böyle çok birkaç cümleden oluşan çok net anlatımı olan metinler. Bir diyalog metin. Böyle hani alt alta giden, ki Sevim Burak da başka şeyler de yapmış. Yani tek tek kelimeden alt alta giden metinler de yapmış. Sevim Burak zaten anlatımı çok ilginç bir yazar, çok değişik bir yazar. Bir öyle metinler var. Bir de tam manasıyla aslında öykü diyebileceğimiz ama hakikaten kısa kısa öykü. Yani bayağı bir kısa öyküler var. Bunların üçünün de Küçürek Öykülerden bahsedebiliriz. Şimdi Dünya Edebiyatı'nda dediğim gibi Kafka'nın var, Oscar Wilde'ın var, işte Borges'in var ve İsvan Örken'in var, ki İsvan Örken'in Bir Dakikalık Öyküler kitabı hani bu anlamda Dünya Edebiyatı'ndan verebileceğimiz en önemli örnek. Bizde ise en önemli isim kesinlikle Ferit Edigün. Yani Ferit Edigün'ün toplu öykülerinin yayınlandığı Leş kitabında çok sayıda vardı, birçok kitap bir arada olduğu için, ki Leş maalesef şu an daha önce Ferit Edigün biliyorsunuz Sel Yayıncılık'taydı. Bandrol ve telif hakları ile ilgili çeşitli sorunlar yaşadığı için Alfa yayıncılığa geçti. Leş şu an basılmıyor. O yüzden hani onu topluca bulmak zor. Sahaflardan bulunabilir anca. Ama hangi kitaplarında var Küçürek Öyküler? Doğu öykülerinde var. 17 tane Küçürek Öykü var.
İşte Deniz Maria, işte Deniz Maria kitabında bir 35 tane minimal işte küçük öykü var. Ondan sonra Doğu Sesi kitabında var küçük öyküler. Yani baş kitaplarında da var bu arada. Sadece bu üç kitapta değil ama bu üç kitapta yoğunlaşmış durumda. Küçük öykülere rastlıyoruz Ferit Edgü'de. Sevim Burak'ta fazlasıyla rastlarız. Sevim Burak'ta biçimsel olarak da rastlarız. Yani Sevim Burak tam bir biçimci yazar olduğu için hem Afrika dansında hem de onun öldükten sonra kalan öykülerinden derlenen Palyaço Ruşen kitabındaki Nisan yayınlarında çıkmış 1993'te Bir Davası Mı Yok? Yani Palyaço Ruşen'in ben oradan da bir metin sizlere birazdan okuyacağım. Onda da yani Sevim Burak'ta da çok yoğun bir şekilde var. Murat Mungan'ın Kibrit Çöpleri diye bir kitabı var. Orada aynı şekilde böyle 1-1,5 sayfalık minimal öyküleri görebiliyoruz. Necati Tosuner'in Yakamoz Avcıları'ydı yanlış hatırlamıyorsam. O kitabında böyle yine kısa öyküler, minimal öyküler. Adını artık ne dersek küçük öyküler ki ben küçük öykü demeyi daha tercih ediyorum. Onu da söyleyeyim. Necati Tosuner'de de var. Ali Teoman'da dediğim gibi Öykü Uçları kitabı. Çok kıymetli, bu tür için çok kıymetli bir kitap. Keza Mustafa Bener de var. Yani Mustafa Bener de işte Kara Tren kitabında da keza yanlış hatırlamıyorsam böyle küçük öyküleri vardı. Böyle yani isimlendirebiliriz çeşitli kitapları. Daha da mutlaka araştırsak daha da belki başkalarının eserlerinde de böyle küçük öykülere denk geliriz. Kitaptaki bu anlattığım Ramazan ve Mutlu Hoca'nın kitabındaki öykü seçkisi de baya çok Türk yazarın öyküleri var. Yani aslında küçük öykü yaygınlığı da var aslında. Ben hani bu kadar çok olduğunu pek bilmiyordum işin gerçeği. Son yıllara yönelik daha çok diye düşünüyordum ama geçmişten beri var olan ve bugün de Türk Edebiyatı'nda da olmuş ve bugün de yazılmaya devam eden bir Türk küçük öykü. Ben de yazarken çok keyif alıyorum bunu söyleyebilirim. O çok yoğun anlatım. Şiir gibi değil. Hani şiirde başka bir şey yapıyorsunuz sonuçta. Ama burada bir kurmaca var. Bir kurmacanın gücü var. Bir anlamda anlatım da yoğunluğu var. O nedenle ben çok küçük öyküyü seviyorum. Size de bugün eksik bırakmamak adına küçük öyküden bahsettim. Şimdi Ferit Edgü'nün Yılan diye bir öyküsü var. Sadece 3 cümle. Hatırlarım güzel güneşli bir gündü. Kır gezintimiz sırasında o koca yılan babamı sokup öldürdü. Böylece kabilenin başına ben geçtim. Yani güzel bir güneşli bir günde babasını yılan öldürmüş. Yani normalde evlattan ne beklersiniz? Üzülmesini, üzülecek bir anlatım beklersiniz. Ama burada ne var? Diyor ki kabilenin başına ben geçtim. Yani kabilenin reisi oldu aslında. Orada hani babanın ölümüne üzüntü yerine başka bir duygu almış. Ve burada üç kelime de Ferit Edgü muazzam anlatıyor. Yani bu muazzam anlatışı görüyoruz. Yani Ferit Edgü zaten genelde böyle çok çok kısa öyküler yazmış ve çok çok kısa öykülerinde muazzam bir anlatım yoğunluğu olan çok başarılı küçük öykülere imza atmış, mikro öykülere imza atmış bir yazarımız. Ben Ferit Edgü'yü bu anlamda hakikaten çok ama çok seviyorum. Onu söyleyeyim. Gelelim Sevim Burak'a. Palyaço Ruşen şuradan göstereyim. Yani çok böyle kısa bir kitaptır ama yani şöyle bir desenle başlar. Çok hakikaten Nisan Yayınları zamanında çok güzel kitap hazırlamış. Keşke bugün de böyle kitaplar olsa elimizde. Ve Palyaço Ruşen'in keşke baskısı olsa yani. Maalesef yok. Bulması da zor. Şimdi Sevim Murat'la ilgili bir şey söyleyeyim. Burada göstereceğim de. Sevim Murat'ta farklı kelime kullanımları vardır. Hem yabancı dilden kullanımlar vardır. Hem işte Türkçe'de farklı harflerle, Türkçe'de olmayan harflerle kullanımlar vardır. Sevim Murat bu biçimciliği çok fazlasıyla seven bir yazardır. Kovada kömür var mı? Küreye alın kömür koyun. Birden çok koymayın. Pek çok koyduğunuz halde ateşi söndürürsünüz. Ateşi boğdunuz. Karıştıracak demir ile biraz kaldırın ki bir miktar nefes alsın. Karıştırıcı ile karıştırın. Karıştırıcıyı içinde bırakın. Çabuk tutuşsun. Alevlenmeye başladı. Ateşe mukayyet olmalısınız. Ateşi bırakmayınız ki sönsün. Bütün bütüne sönmemiştir. Yeniden yakmalı. Gelin ateşi düzeltin. Ne ararsınız? Maşayı arıyorum. İşte köşededir. Küçük körük nerede? Gidin küçük körüğü arayın getirin. Ateşi körükleyin. Yavaş körükleyin. O kadar hızlı körüklemeyin. Üstüne birkaç talaş koyun.
Şimdi 2-3 parça odun koyun. Az vakitten tutuşur. Küreye alın, kömür koyun. Pek çok koydunuz. Beni bunalttınız. Ateş sönüyor. Pek miskin ateş. Gelin ateşi düzeltin. Şimdi şurada görebileceğiniz şekilde, umarım görebiliyorsunuzdur. Bu böyle büyük koyuyla yazılan parça, talaş ve tutuşur farklı harflerle kullanılmış. Türkçe'de olmayacak şekilde konulmuş. Sadece seslerinden çıkarabildiğimiz 3 kelime. Başta da sonda mi mı yerine M koyuyor. Orada hani M İngilizce'de mi diye okuyup bana da diyebilirsin. Orada kuzunun sesi M'yi de söylüyor olabilir ki başka öyküsünde o M'yi öyle geçiriyor aslında. Ki bu kitapta yer alan. Yani Sevin Burak oldum mu böyle bir farklı bir öyküyle şöyle öykünün formunu da şöyle göstereyim. Şöyle farklı bir öyküyle karşılaşıyorsunuz. Çünkü bu kişinin adı Sevin Burak. Yani Sevin Burak gerçekten bu anlamda çok farklı bir yazar, çok özel bir yazar. Biçimcilikte zirve nokta. Yani ben Türk edebiyatında Sevin Burak'ın üstünde bir biçimciye daha denk gelmedim. Yani Üstad Öbener de önemli yazarlarımızdandır. Oğuz Atay da yani biçimci diyebileceğimiz Feride Edigü de keza ama Sevin Burak'ın yeri apayrı. Ben burada dediğim gibi Sevin Burak için hayatı ve eserleri videosu çekeceğim. Son olarak Şişe öyküsünden göstereceğim. Şurada gösterildiğim gibi bir paragraflık bir öykü Şişe öyküsü. Ama çok nefis bir öykü. Ali Teoman'ın Öykü Uçları kitabından. Şiirler yazdı yıllarca. Aşk ve ölüm şiirleri. Kimsenin onları okumasına izin vermedi. Bir gün büyük bir ateş yaktı bahçede. Güzdü. Kapkara bulutlar kaplamıştı göğü. Bahçeden topladığı sararmış yaprakları attı ateşe önce. Ardından da defterlerine. Sözcükler duman olup uçtu. Havaya karıştı. Geride kalan külleri toplayıp bir şişeye doldurdu. Ve bal mumuyla mühürledi şişenin ağzını. Ertesi sabah erkenden kalkıp deniz kıyısına indi. Fırtınalı bir gündü. Azgın dalgalarla kabarıyordu deniz. Yanında getirdiği şişeyi olanca gücüyle fırlatıp denize attı. Şişe dalgaların arasında bir görünüp bir yok olurken oturup izledi onu bir süre. Sonra ani bir kararla sanki birdenbire aklına unuttuğu bir şey gelmişçesine kalkıp rıhtımın kıyısına yürüdü. Artık tek bir adımdı suyun köstünce coşkusuna onu ayıran. Gördüğünüz gibi harika, şiirsel bir anlatımı da olan ama bize bir manayı da bir anlamı da yani bir kurmacanın getirdiği bir sonucu da veren muazzam bir öykü. Şişe öyküsü Ali Teoman'ın. Ve ben Ali Teoman'ın Öykü Uçları kitabını mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Kütüphanemin değerli kitaplarından bir tanesi de Ali Teoman da Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından, önemli öykücülerinden. Hatta romancılarından da biridir. Konstantiniyye üçlemesi vardır onun. Bayağı kalın. 3 kitap. Benim üçleme videosunda atladığım üçlemelerden biriydi. Onu da şu an burada söyleyeyim. Çok önemli yazarlarımızdan birisidir. Birisiydi daha doğrusu Ali Teoman. Onu söyleyebiliriz. Bugün sizlere küçürek öyküyü veya Türkçe'de minimal öykü diye geçen öyküleri ve mikro öyküleri anlatmaya çalıştım. Umarım yeterince detaylandırabilmişimdir. 20 dakikanın üzerine yine bir video çekmişiz. Okuduğum öykülerle birlikte tabii ki. Umarım bu konuda da kafanızda her şeyi netleştirmiştir diye düşünüyorum. Bir sonraki hafta yani bir sonraki pazar günkü edebiyat sohbeti videomuz deneme türü için olacak. Burada deneme türünü sizlere anlatacağım. Deneme nedir? Neye deneme diyoruz edebi türü olarak? Burada kafanız karışıyorsa onlara cevap bulmaya çalışacağım ki öncesindeki Perşembe günü de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Türk Edebiyatı'nın en önemli deneme eserlerinden biri olan Beş Şehir kitabını da anlatmış olacağım. Onun üzerinde bu deneme videosunda sizlere çekeceğim. O da benim açımdan önemli bir video. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir sonraki videomuz Jules Verne'in hayatı ve eserleri olacak. Ünlü Fransız yazar çok önemli. Yani dünya edebiyatında klasik denince farklı ve özel yazarlardan bir tanesi Jules Verne. Öyle bir arkadaşımızdan istek de vardı. Murat arkadaşımızdan yanlış hatırlamıyorsam. Onu da Jules Verne videosunu çekerek onun da isteğini yerine getirmiş olacağım. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.